Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu güzel topitop şekerin oyasının nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çay karıştırıcısı var arkadaşlar. Bu normalde kalem ucuna pipetle yapılıyor. Ben bununla daha iyi sarabildiğim için arkadaşlar ben bununla yapacağım. Size de hem fikir vermek istedim. Bu şekilde iğnemizi tahtamızın üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Ve bunun üzerine toplam 40 tane ip saracağız arkadaşlar. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle sıkı saralım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya arkadaşlar 9 tane biz sarıyoruz. Şöyle sıktırıyoruz. Şimdi 9 tanenin üzerine doğru sarma işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 tane ipimizi sardık arkadaşlar bu şekilde. Ve iğnemizin başını dolayarak arkadaşlar tahtamızdan çıkarıyoruz. Ama arkadaşlar öyle bir sıktırmamız lazım ki ipimizin buradaki bütün 40 tane sardığımız sargının bir arada toplanması lazım. İyice sıktıralım. İşimiz sağlam olsun arkadaşlar. Biraz ikincisini geçmesi zor ama arkadaşlar sonra çok faydalı oluyor sağlam iş yapmak. Yine aynı şekilde iğnemizin başını doluyoruz. İkinci sefere de şöyle iyice bir sıktırıyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaşça şu tahtamızdan ipimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve şu ipi arkadaşlar keselim. Evet arkadaşlar, bu şekilde elimle çeviriyorum tutarak ve en baştan gördüğünüz bu fındıktan çıkıyoruz. İpimiz de burada arkadaşlar, aynı boyda sabitleyelim. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir toplayalım elimizle. Ve başa doğru şu şey başa ip artmışı başa doğru şöyle bir ip artıyoruz arkadaşlar. Sık iğne mi? Bu şekilde arkadaşlar bir tane başına sık iğne yapıyorum. Tekrar bu arttığım ipin başına geçiyorum. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi buradan bunun içine sık iğne yaparak aldığı kadar sık iğneyi dolduruyorum arkadaşlar. Herhangi bir sayı yok yani. İçine buraya aldığı kadar sık iğne yapıyorum demiştim. Bu şekilde arkadaşlar sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar tekrar bu işten geçiyorum. Bu geçtiğim içeriden. Gördüğünüz arkadaşlar buradan girdim. Şu topumuzun burasından girdim. Buradan tekrar çıktım. Şimdi arkadaşlar bu başladığım sık iğnenin oraya
Bir tane daha sık iğne yapıp keseceğiz artık. Hem şöyle bir toparlama işi oldu arkadaşlar bonbonumuzun şu sık iğne kısmını. Hem de burada sağlam almış olduk. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şekerim hazır arkadaşlar. Şimdi bunun çatma işlemini göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane zürafa yapıyoruz. Ve zürafanın içine arkadaşlar geri dönüyoruz. Ve buradaki kirpiğimizi arkadaşlar batıyoruz. Bu şekilde artma işini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane üçlü pipiri koyup çatma işlemi yaptığım için direkt içinden geçiriyoruz arkadaşlar böyle. Bu şekilde full. Şimdi arkadaşlar bu artma işleminin içine batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Buraya arkadaşlar göstereyim. İyice arkadaşlar ama gayet oynamaması için şöyle iyice bir sıkıyoruz bonbonumuz oynamaması için. Şekerimiz bonbon. Ne dersiniz artık arkadaşlar. Bu şekilde iyice sıktırdık arkadaşlar bunu buraya. Ve yine buraya geri yuvaya dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya iki tane kirpik olmuş oluyor arkadaşlar. Biri çatma işlemi için. Biri de diğerdeki gelecek çatma için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ara suyunu burada gösterelim. 3 tane kirpik yapıyor. Zürafa yapıyoruz pardon. Üçüncü zürafanın içine geri dönüyoruz. Burada bıraktığımız kirpiğimizi bu şekilde batıyoruz arkadaşlar. Ve buraya 3 tane kirpik yapıyoruz. Bir. İki. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Buraya kenarına bir kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazır. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.